Herkese merhaba. Live to Test podcast serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz bize bir sohbet gerçekleştireceğiz. İki tane konuk demeyeyim, yine iki ev sahibiyle birlikte beraberiz Testerio'dan. Tolga Bey, Tolga Mırmırık bizimle birlikte. İlk defa onun gizemini bugüne sakladık. İlk defa podcastimize davetli. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş buldum Ahmet. Merhabalar. Merhabalar. Bir de Sena var. O da bizimle birlikte çalışıyor. Testerio ile çalışıyor. Sena Tevetoğlu. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Merhaba. Şimdi başlamadan önce birazcık kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tolga Bey, sizden başlayalım. Birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? İşte nereden geldiniz buralara kadar? Ne olduk olarak kısa bir merhabalar tüm dinleyenlere de merhabalar. Ben Tolga Mırmırık, Testerio şirketinde ortak ve senior SDLC danışman olarak görev yapıyorum. 98 yılından bu yana profesyonel olarak yazılım ve bilgisayar dünyasının içindeyim aslında. Birazcık daha detaylı zaten bu konuları konuşacağız programımız içinde ama yazılımcı olarak başladım. İşte sonra proje yöneticisi, takım lideri, IT direktörü ve işte hepsinden vazgeçip danışman olarak şu anda devam ediyorum. Şu anda işte 2,5 yıldan bu yana da Barış'la beraber kurduğumuz Testerio'da sizlerle beraber, sizlerin de desteğiyle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar diyeyim. Gerisini Sena'dan dinleyelim. Sena. Merhabalar tekrardan. Ben Testerio firmasında 6 aydır yazılım test mühendisi olarak çalışıyorum. Bundan önce bir 6 aylık stajyer olarak tecrübem vardı. Bu şekilde. Hoş geldin. Teşekkürler. Şimdi bugünkü konumuz aslında çok sorulan bir soruyla başlayacağız. Ve onun çevresinde böyle birazcık ne diyelim dans edeceğiz. En önemli iki soru aslında çok gelen. Birincisi, neden testçi olduk bizler? Veya bir insan niye testçi olsun ki? Gibi bir soru. Daha böyle derin bir soru. Ondan sonra da bu sorudan sonra belki testçi olmaya karar verenler için veya o arayışta olanlar için birazcık ne diyelim şey niteliğinde, rehber niteliğinde nasıl testçi olur, iyi bir testçi kimdir gibi bazı böyle konuları konuşacağız. Ama önce kendimizi biraz daha detaylı tanıyalım istiyorum. Hani nasıl geldik buralara, nasıl başladık? Yine size döneyim Tolga Bey. Yani neden bilgisayar mühendisliği, neden yazılım sektörü, nasıl başladınız, biraz anlatırsanız. Şimdi ben hani yaş itibariyle tabii hatırlamakta birazcık güçlük çekiyorum o günlerimi ama geçmişten şöyle düşünürsem 91-92 yılında ilk PC'm oldu. Onun öncesinde işte Amiga'lar, Commodore'lar vesaireler vardı hayatımda. Tabii ki şey hani çocukluk hayali gibi başladı bende. Ortaokuldayken daha şey demiştim hani tüm hayatım ben bilgisayarla kazanmak istiyorum gibi bir hayalim vardı. O zamanlar çünkü şey zannediyorum bütün ömrüm boyunca sadece oyun oynayacağım gibi bir düşüncem vardı. Büyük hatalardan bir tanesi mesela hayatımdaki. Değilmiş tabii işin aslı. Sonra lise Anadolu Teknik Lisesi bilgisayar bölümüne girdim Balıkesir'de. Hani o yılların imkanları dahilinde bence olabilecek en iyi eğitimlerden birisini aldım. Elektronik ağırlıklıydı esasında ama yazılım tarafında da gayet güzel bir eğitim veriliyordu o zamanlar. Anadolu Teknik Lisesi'nde. Sonra Marmara bilgisayar. Yalnız bilgisayar mühendisliği değil benimkisi. Orada önemli bir fark var. Bilgisayar öğretmenliği. Çünkü çok zeki birisi değildim. Kazanamadım. Hani kısacası bu. Mühendislik kazanamadım. Öğretmenliğe girdim. Daha puan düşük olan. Ve yazılım tarafına yine devam ettim. Lisede zaten hani Pascal işte ne bileyim o zamanlar Assembly vesaire onlarla yazılımlar yapıp Balıkesir'de küçük bir işte oyun satan bir yerde bunların pazarlamasını falan yapıyorduk hani o zamanlar. Bu şey vardı ya belki duymuşsunuzdur. Muhtar 1.0 adres takip bilmem kaç falan filan garip garip programlar yazıyorduk. Öyle başlayan bir sevda. Şimdi o zamanlar tabii test falan filan hiçbir şey yok. İşte F5'e basarsın ya da F9'a basarsın. Program çalışıyorsa çalışıyordur.
test diye bir şeyi ben profesyonel yaşama geçtikten sonrasında hatta profesyonel testi IT direktörlüğüne geldikten sonrasında ancak sindirebilir hale geldim. O zamanlar peki böyle kurumsal yerlerde testleri developerlar mı yapıyor? Yani herkes kendi testini mi yapıyordu? Nasıl? Hemen hemen öyleydi. Yani ilk işim benim 98'de girdim. Yani profesyonel olarak başladım iş yerinde. Şöyleydi. Hani internet de zaten Türkiye'ye yeni gelen böyle garip bir alan falan filan olduğunda hani çoğu kişi çoğu şeyi bilmiyor. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hani Photoshop'ta da bir şeyler yapıyorduk. Onu parçalıyorduk. İşte HTML yazıyorduk. Üstüne JavaScript'ini yazıyorduk. Database'ini tasarlıyorduk. Ne bileyim hani IIS'e deploy ediyorduk falan filan. Her şeyini yapıyorduk bir kişi. Şimdilerde birazcık tabii bu imkansız hali yani tamamen saçmalık bence ama yani o zamanlar öyle çalışıyorduk. Tabii ki testini de öyle yapıyorduk. Yani testini de biz yapıyorduk. Biz yaptıktan sonra da müşterinin önüne atıyorduk. Müşteriden işte lafımızı yediğimizde yiyorduk. Hani her şey developer'ın elindeydi o zamanlar. Böyle ayrı bir test süreçleri olsun, işte özel bir test takımı olsun, hani bu iş biraz daha kurallara bağlı olsun vesaire, hiç öyle bir şeyler yok. Hani zaten gereksinim diye bir şey yok. Düşünürseniz işte geliyor birisi, ya benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, hadi bismillah deyip langur lungur girişiyorduk. Hani nasıl testçi olduğum tarafı biraz herhalde dayak yiye yiye oldu. Çünkü hep bu tür şeylerden zarar gören kişi sonuçta developerken zaten sensin. Yönetim kademesine geçince zaten yönetici konumunda olunca mecburen yine sensin. Ki bence öyle olması lazım zaten. Çok pardon. Bunların düzeltilmesi lazım. Bunlar böyle gitmez şeyindeydim. Hani noktasına geliyor insan ister istemez. Bir şekilde o noktaya geldik sonuçta. Hani, tam ne zaman oluyor? Yani test ve kalite tarafına kayma. Şöyle oldu esasında. 2011 yılı gibi yani çok büyük bir proje yapıyorduk. Bir Alman firmasının. Yani 62 ülkede çalışan işte yaklaşık 180 tane web sitesi, CMS altyapısı. Onun yazılımını yapan bir ekibi yönetiyordum o zamanlar. Hani Alman mühendisliğine böyle hayranlığımız var ya bizim. Orada şeyi gördük. Test yapmadığı müddetçe bu işler olmayacak. O kadar basit. Yani en baştan daha isteri aldığımızdan itibaren bu isterin geçerli mi, geçersiz mi, sorun var mı bu istekte yok mu, onun bile test edilmesinden başlayıp yazılım sürecinin her adımında belli test adımları koyarsak bu işi düzgün yaparız şeyini öğrendik diyeyim. Hani dayak yiye yiye öğrendik. Şimdi burayı öğrenince de bu işi araştırmaya başlıyorsun ister istemez. Tabii ki şeye dönüyorsun. ISTQB diye bir şey varmış. Bu işin standartlarını belirleyen dünya kadar firma varmış. ISO'nun bunun standartları varmış. Oraları öğreniyorsun. Bunları uygulamaya çalışıyorsun kendi yazılımında. Bu şekilde bir giriş yaptık aslında. Hani 2011'de falan esasında benim şey patladı. Ha bu işler böyle gitmez, bir şey yapmak lazım tarafı. Benim için esasında hikaye böyle gelişti. Sena, sen bahseder misin biraz? Senin özellikle yazılım, önce yazılım neden ve nasıl, sonra test ne alaka falan, onlardan bahseder misin? Benim şöyle oldu aslında, ben liseyi Yalova Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Bu süreçte ailemden uzaktaydım 4 sene boyunca ve üniversiteyi zamanı geldiği zaman puanım İstanbul içerisindeki devlet üniversitelerinde bir mühendisliğe yetmiyordu. Ve ailem de yanımda olmasını istediği için benim... Bu yüzden Yıldız Teknik Üniversitesi matematiği tercih ettim. Yani matematiği tercih etmemdeki sebep ilk tercihimde yani o zamanlar yazılımı düşünerek yapmamıştım bu tercihi. Sadece hani matematik okuyunca daha farklı alanlara yönelebileceğimi biliyordum. Yani çok fazla çeşitli sektörlerde çalışabileceğimi. Bu yüzden bunu tercih etmiştim. Daha sonra üniversitede okurken programlamaya giriş derslerimizde ben yazılıma olan ilgimi fark ettim. Ve bu alanda hani ilerlemek istediğimi anladım. Zaten biraz daha işin içine gelince aslında tam bana göre bir meslek dedim. Çünkü hep benim kafamda istediğim meslekte hep yeni şeyler öğrenip kendimi geliştirebileceğim, deneyimleyebileceğim. Yani benim ufkumu açan şeylere bir meslek istiyordum. Ve bunu da yazılım sektöründe olduğunu fark ettim. Okurken de bir firmaya başvurdum.
O firmada çalıştığımda aslında ben yazılım test mühendisi olmak istediğimi orada karar verdim. Çünkü hani bir şeyleri yani developer bir şeyi yapmanın peşinde ama testçi ise bozmanın peşinde. Ben orada test yaparken çok büyük keyif aldığımı fark ettim. Test yaparken benim mesaimdeki zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordum. Bu yüzden de testçi olmak istedim. Ve kendimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. Yani insanın aslında yani onu düşünüyorum. Hayatında böyle bazı milestone'lar var. Onlar öncelikle yönelimi ve yani nereye gideceğini, hangi mesleği seçeceğini belirlemekle birlikte o meslekte veya o yönünde de ne kadar iyi olabileceğinin de aslında önünü açıyor. Yani o potansiyeli gösteriyor. O açıdan ben kendi adıma açıkçası biraz kendimi şanslı görüyorum. Ben de doğduğumda işte babamın böyle bu işte bilgisayara falan ilgisi varmış. Zaten doğmadan önce babam da uğraşıyormuş bilgisayarla. Ben de açıkçası içine doğdum gibi bir şey oldu. Ve yani hep böyle küçüklüğümden itibaren ben bilgisayar mühendisi olacağım falan diyordum. Hatta kendimi bilmeden önce de öyle diyormuşum. O zaman tabii benim için yani küçüklükte tabii sadece oyun gibi bir şey. Sonra böyle bir 10 ne diyelim 9-10 yaşlarımla itibaren aslında bu bilgisayarla bir şeyler üretebileceğimi de fark ettim. İşte ne bileyim Photoshop'la bir şeyler yapıyordum falan böyle kare kare animasyonlar falan yapmaya çalışıyordum. Flash bilmem ne bir şeyler. Sonra yavaş yavaş işte acaba dedim başka neler yapabilirim. Dördüncü veya beşinci sınıfta da hatta kodlama öğrenmeye başladım. Tabii ki çok basit seviyede ama yine de bir gün böyle oyun yaparım falan gibi hayaliyle. Benim zaten oradan bir gelişti yani ben sadece bilgisayar mühendisi olurum ya falan gibi başladı. Daha sonra da tabii sadece bilgisayar mühendisliği tercih ettim üniversitede. Üniversitede ikinci milestone benim için de staj oldu. Bir işte yaz stajımı Innova'da yaptım. Hatta beraber podcast kaydettiğimiz Erdem Yıldırım, üstadım Erdem abiyle beraber çalıştık. Yaklaşık bir ay stajdan sonra hatta çok yoğun bir proje dönemiydi. Bir ay stajdan sonra bir iki ay falan da hatta çalıştım. Staj bittikten sonra orada destek oldum. Stajda bana dediler ki sen test departmanına atandın. İşte testçi olacaksın falan. Açıkçası o zamana kadar çok bir bilgim yoktu. Nedir test, ne yapıyorlar falan. Birazcık şey oldum ben. Yani biraz demoralize oldum. Çünkü hani bu iş developerlıktır gibi bir algım vardı. Kod yazmıyorsan diğer şeyler hep böyle yan işler gibi böyle öyle bir algım vardı. Ne yapacağız ya falan. İşte yeterince kendimi geliştirebilecek miyim? Ne yapacağım orada falan böyle biraz kaygılıydım açıkçası ilk başta. Sonradan girdikten sonra fark ettim ki aslında test işi de en az development kadar teknik ve derin bir iş. Benim yani düşündüğüm gibi çıkmadı. Ve orada çok da şey öğrendim. O işte 1-2-3 aylık süre içerisinde çok da çok şey öğrendim. Ve çok iyi de bir sinerji yakaladık. Oradaki işte hem Erdem abiyle hem oradaki çalışma ortamıyla falan. O böyle benim içimde böyle ağzımda böyle bir tatla stajı bıraktım. Staj bitti. Sonra üniversite bittikten sonra da zaten biter bitmez hatta Erdem abi aradı. Dedi ki sen Ankara'ya gel. Gelmelisin. Ondan sonra işte Innova'da başladım. Bir test mühendisi olarak. Benim bir şansım da buydu aslında. Yani normalde birazcık bu açıdan bizim üniversiteleri eleştirdiğim bir nokta da bu. Test ve yazılım kalitesi konularıyla ilgili yeterince ben üniversitelerde vizyonun verilmediğini düşünüyorum. Yeterince diyorum. Bilmiyorum tabii her yerde nasıl ama bu tabii ne kadar erken tanıtılırsa belki burada bizim de misyonumuz var. Öyle de söyleyebilirim. Yani bu podcast de birazcık aslında ona hizmet ediyor diyebiliriz. İnşallah öyledir. Ama en azından o konuda şanslıyım diyebilirim. Güzelmiş. Ben ufak bir şey söyleyeceğim. Sena'nın söylediği çok güzel bir şey oldu.
Hani geliştiriciler bir şeyi yapıyor. Testçiler de yıkma görevinde ya. Bozma. Bozmayı daha çok sevmekle ilgili mesela. Şimdi bir oraya değineceğim. Yani orası çok mantıklı, çok güzel. Bir şey yapmakla başlamıştı benim mesela hayatımdaki şey. Ben de yazılım tarafını seçerken bir şey yapmayı, bir şey yaratmayı çok sevdiğimi fark etmiştim. Yarattığım şeyin de böyle bütün kontrolü bende oluyor. Yani orada bir güç işte, ego falan böyle yükseliyor. O çok büyük mutluluk veriyordu. Test tarafını geçince, daha doğrusu test tarafında anlamaya başlayınca şeyi gördüm. Hani bir şeyi sağlam yapamayanlara onun ne kadar sağlam olmadığını göstermek daha da zevkli. Hani o bozma kısmı çok, o dark side diyoruz ya biz aramızda, kendi içimizde öyle muhabbetimiz de var ya. Hani o tarafı çok daha zevkli gelmeye başladı. 10 numara bir şey. Senin tarafta da Ahmet, bu hani şanslı olmak, staj dedin ya. O staj konusunda da bir uğrarsak, hani stajlarda da maalesef eskiden, hani ben kendi zamanımdan bahsediyorum, böyle 1900'lü yıllar arkadaşlar falan diye bahsedeceğim ama milenyum öncesinde. Milenyum öncesindeki dönemlerde şeydi, hani test tarafına bakış, ya işte bu pek de geliştiremiyor, testçi olsun bari be. Evet. Bu çok kötü bir bakış. Şu anda bile var bu bazı yerlerde. Bildiğimiz, ettiğimiz, gördüğümüz, saydığımız kurumların bazılarına bunları görüyoruz. Çok kötü bir bakış. Bu senin hani stajda yaşadığın şeyle ilgili ufak bir destek olsun bu da. Lafı bölmeyeyim, devam edelim. Ya aslında biraz buradan da gidebiliriz ya. Bu bence testin en önemli kanayan yarası bence bu ya. Bu bakış açısı ki hala var gerçekten, biliyorum. Çünkü bende de vardı, hani ondan da biliyorum. Benim developer arkadaşlarımda da vardı açıkçası. Yani tabii canım, bende de bana şey diyorlardı. Abi sen çok iyisin, hani niye testçi oldun ki falan. Hani böyle şeyler söylüyorlardı bana. Abi sen zaten yapabilirsin development falan. Bu işte birazcık tavuk yumurta, ne diyelim, kısır döngü problemine sokuyor sanki bizim sektörü değil veya bizim test rollerini. Belki de o gereken önemi verebilsek, bunun içinde tabii çok şey var. Bir kere yeterince itibarını veriyor muyuz testçinin? Maaşını veriyor muyuz? Hak ettiği maaşı. İşte eğitimi veriyor muyuz? Ne bileyim. Bunları yapabilsek daha iyi testçiler ortaya çıkacak. Onlar kendilerini gösterecekler. Veya işte, ya da tam tersi, daha iyi testçiler ortaya çıkmadığı için maaş veremiyoruz falan gibi bir karmaşa var. Ama yavaş yavaş daha iyiye gidiyor sanki, değil mi? Özellikle Türkiye'de. Ya ne, benim algını düşünüyorsunuz? Ya benim görüşüm kesinlikle çok daha iyiye gitti yani. 2010 öncesine göre hatta, yani çok çok daha iyi yerlerdeyiz şu anda. Gerçekten çok iyi yerlerdeyiz bence. 2010'a göre söylüyorum ama. Çünkü 2010'da gerçekten şeydi. Ya işte bizim çocuk da bir şey bilmiyor, bari testçi olsun kafası çok fazlaydı. Yani gerçekten ben utanarak söylüyorum. Artı yani ben kendi development zamanlarımdan biliyorum. Hani birisi şey dese bana, ya işte şunu yaptık bir test etsene dese, ben şey yapardım. Ne ya, ben şey miyim, testçi miyim ya, ben geliştiriciyim abi derdim. Yani aynı kendini beğenmişlik bende de vardı. Testçileri beğenmeme, böyle bir alt görme falan. Yani iğrenç bir tavır biliyorum ama böyleydi. Bunları da itiraf ediyorum. Şu anda da maalesef var yani. Ve biraz önce sen de söyledin. Hani üniversitelerde yazılım bölümü var ama yazılım kalitesiyle ilgili çok net güzel programlar olduğunu görmedim. Üniversitelerle ilişkim var biliyorsun. Hani sağa sola gidiyoruz, geliyoruz, şey yapıyoruz, dersler falan filan. Ama yazılım kalitesine yönelik güzel programlar yok maalesef. Hani bunların veriliyor olması, verilmesi belki bizim taraftaki o aradığımız kaliteyi de yükseltecektir. Çünkü bir örnek daha vereyim Sena'ya hemen geçmeden önce. Bütçe çıkartıyoruz projeler için diyelim. İşte yazılım kaynağı, ne bileyim, analiz kaynağı, test kaynağı. Şimdi bunları paraya döndürdüğünüz zaman, işte yazılım kaynağı, uyduruyorum, 1000 monopol parası. İşte analiz kaynağı 800 monopol parası. Test kaynağı işte 900 ya da 850 monopol parası dersen, hep şununla karşılaşıyoruz. Yuh, bu kadar testte de para mı verilir? Yani developer'a yakın bir skalaya getirdiğin zaman projelerde teklifler genelde bize şey diye dönüyordu. Do diyorum bunu özellikle. Test için bu kadar kaynağa gerek var mı? Ya da bu kadar bütçeye gerek var mı? Diye mutlaka dönüşler oluyordu eskiden.
Şimdi mesela yavaş yavaş özellikle kurumsal tarafta tabii ki bu algı kırıldı. Esas yazılım işinin, geliştirme işinin testle olmadığı müddetçe patlayacağı artık herkes tarafından kabul edilir hale geldi. Bu sevindirici bir gelişme. Yani bu devam eder mi bilmiyorum. Sena kendi gördüklerinden birazcık bahsedebilirse bu konuda. Hani en azından staj döneminde ya da bu içindeki yıllarda. Oradan birazcık faydalanalım. Ben aslında bu sektörde çok yeniyim. O yüzden çok fazla deneyim ve tecrübem yok bu konuda. Ama Ahmet'in de bahsettiği gibi hani bir yazılımcı olamadığı için aslında test mühendisi olmuşum gibi bir izlenim var gerçekten. Aslında olay öyle değil bence kesinlikle. Çünkü testçi sadece senin yaptığın sistemin doğru çalışıp çalışmadığını test etmiyor. Yani senin düşünemediğin noktaları düşünüyor bazı durumlarda. Aslında farklı bir bakış açısı da sunuyor sana orada. Belki analizde eksik kalan bir şeyden bir şeyin farkına varmanızı sağlıyor. Hani bu tür destekleri de oluyor testçinin. Şu önemli mesela sana, doğru diyorsun. İşte bunlar bilinmiyor. Testçi sadece bir şeyi test eder. Doğru çalışıyor ya da yanlış çalışıyor der, çekilir gibi bir algı var. Umarım Ahmet, yani şu podcastler, YouTube kanallarımız, sağda solda konuşmalarımızla umarım ki bu direnci de kırarız birinde. Umarım. Valla bir de şey de var tabii, sadece testler dedik ya, sadece o testi yaparken de elinde mouse vardır ve oraya buraya tıklar. Tabii orası da var yani, orasının da bir ne diyelim, itibarı yeterince sağlanamamış durumda. Bilmiyorum, evet, bu yüzden anlatmaya çalışıyoruz ama zaten doğru yere ulaşıyor mu bilmiyorum. Peki, güzel oldu yani, buraya değinmemiz daha iyi oldu. Birazcık kariyer petinden devam edelim. Ne yaptık? Stajı konuştuk. Biraz mezuniyet sonrasını konuşalım. Bir testçi, Tolga Bey, sizden başlayayım. Testçi olmayı düşünen bir insan ne yapmalı? Nerelere odaklanmalı? Kendini nasıl hazırlamalı? Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi diyelim. Bir şey keşfetti. Ya test alanı var dedi. Ben buraya yönelmek istiyorum. Neler yapabilir? Nasıl hazırlayabilir kendine? Nasıl iş arar? Bunu hatta şöyle de bakabiliriz bu soruya. Siz yeni mezun kişilerden neler bekliyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz? O bakış açısıyla da sorabiliriz. İki ayrı soru gibi. Tamam, süper. Ben o tarafa daha çok cevap verebilirim. Çünkü hani şirketteki işte bir diğer görevim, hani hepimizin olduğu gibi çay yapmak, işte etrafı süpürmek, artı bir de İK görevim de var ya. Şimdi oradaki görevlerde tabii ki bir tanesi de işte bize LinkedIn ya da Kariyer.net üzerinden gelen ya da e-postayla işte bizim web sitemizden başvuran arkadaşların özgeçmişlerini incelemek, üzerine de bize uyumlu olabilecek arkadaşlarla iletişime geçip, özellikle yeni mezun arkadaşlarla iletişime geçip onlarla bir hani ön görüşme yapıyoruz. Çok kısa şeyden bahsedersem esasında ön görüşmeden sonrasında bizim bir bootcamp çalışmamız oluyor. Oraya daha sonrasında değinelim. Bootcamp çalışmasını aldığımız arkadaşlarla da belli değerlendirmelerden geçiyorlar. Belli bizim sınavlarımız var. Onlardan geçiyorlar. Sonra da iş teklifini bulunuyoruz. Şimdi durumumuz bu. Hatta Sena mesela bu bootcamp'ten gelen bir arkadaşımızdır. Şimdi hemen orada da söyleyelim bunu. Ne bekliyoruz? Aslında beklediğim şey şu. Teknik bir şey mesela ben pek beklemiyorum. Hani test süreçlerinin işte UAT nedir, black box testing'i nasıl yapılır, white box testing ne yapılır, nedir, code review'da hangi adımlar izlenmesi lazım, İşte UAT sürecinde bug reporting'i nasıl yaparsın falan. Asla bunları beklemiyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki bunlar okullarda verilen şeyler değil. Bunlar ya kişinin kendi kişisel ilgisi olacak, bakacak, edecek vesaire, kendisi öğrenecek. Ya da bir yere girmiş, çalışmış olacak, belli bir tecrübesi olacak, ondan sonra kendisine katabileceği şeyler. O yüzden ben o taraflarla pek ilgilenmiyorum aslında. Birazcık da sosyal beceriye bakıyorum. Çünkü test mühendisi dediğimiz, özellikle yeni mezun arkadaşlarda bizim aradığımız, tester you olarak aradığımız şey gerçekten ilgi, bilgi, merak, iletişim yeteneği, ekiple ne kadar çalışabileceği ya da çalışamayacağı. Gerçekten ben bu ilk beşine bakıyorum öncelikle. Bilgi dediğim, yazılım dünyasını ne kadar biliyor? Bir yazılımın ne olduğunu, ne olmadığını ne kadar biliyor? İlgi,
zaten adı üstünde, hani ne kadar ilgili? Gerçekten test mühendisi olmak istiyor mu? Yani şey diye çok sorarım. Ne oldu? Yazılımcı olamadığında ondan mı testçi oluyorsun? Mesela. Tamam, çünkü bu eziyor yani böyle biraz. Pis ya böyle. Orada biraz anlaşılıyor çünkü şeylerde. Hani öyle zorlayıcı şeyler de yapıyoruz. Bunları gördükten sonra ve hani konuşma yeteneği, karşısındakiyle iletişim tarafı, ekip içinde çalışma çok önemlidir falan diye böyle çok beylik laflar vardır ama onları algılamanın da bazı yöntemleri var. İki paragraflık bir şey yazmasını istediğiniz zaman ve gelip karşında işte üç cümle kurmasını istediğiniz zaman bir insanın esasında ekip çalışmasına ne kadar yatkın olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Bunu da ben şeyde görüyorum, kendimi şanslı. Şimdiye kadar işte 80 kişilik ekip de yönettim zamanında. Yaklaşık işte dediğim gibi hani 1000 kişilik yerlerde konuşmalara da gittik, ettik. Şu güzel, iletişimi güçlü olan arkadaşların test becerileri mutlaka yüksek oluyor. Maalesef bunu gördüm. Yani çok böyle bilimsel verilerle gelemiyorum. Yani korelasyon yokmuş gibi geliyor ama benim görüşüm bu. O yüzden ben ilk önce iletişime bakıyorum. Gerçekten nasıl konuşuyor, nasıl yazıyor, ilgisi ne kadar bu işe, ona bakıyorum. Çünkü ilgi olduktan sonra gördüğüm şey, anlattığın şeyi anda kapıp zaten onu geliştirmeye başlıyor. Mesela Sena'da da onu görmüştüm. Ben şimdi şey hani kendisi burada, arkasından hiç konuşmuyor. Yüzüne. Ya yüzüne. Evet. Eğer buyur Sena. Eğer zaten hani teknik sorular sormuş olsaydınız mülakatta beni kesinlikle işe almazdınız. Evet, ben önceden çalıştığım yerde test yapıyordum ama yaptığım testin adını bilmeden yapıyordum. Ve sizin mülakatınızda bana sadece genel sorular sormuştunuz. Tam olarak öyle. Hani şey güzel, evet. Mesela. Yani oradaki şeylerin hepsi de mesela basit sorular gibi gelenlerin gerçekten hani bizimle ne kadar uyumlu çalışabilir? Çünkü biz birazcık hani Ahmet sen de bilirsin. Gıcık ikiliyiz. Şey olarak söyleyebilirim. Hani böyle biraz şeyiz. Hani Alman kafası olsun. İşte her şey net belirlensin falan filan şeyindeyiz. Dediğim gibi hani iletişime çok bakıyorum. İletişim yeteneği nasıl geliştirilir diye sorulursa şimdi bu konuda gerçekten çok açık bir şey söyleyemem. Bildiğim bir şey değil. Ama şunu sağlayabilen arkadaşları seviyorum. Okul içinde işte birileriyle bir projeler geliştirmeye çalışmış. Ve işin olmadığını görmüş, fail etmiş ve fail etmesinin sebebini de araştırıp öğrenmiş, bulmuş. Mesela bu çok değerli bir şey. Hani test etmiş, orada biliyor. Çünkü ben şeyi, bu arada çok fazla konuşuyorum, arada beni sen susturabilirsin yönetim olarak Ahmet. buradaki yöneticimiz sensin çünkü, biliyorsun buradaki yöneticimiz sensin. Estağfurullah, yok canım, devam. Yani işinden falan hiç korkma yani, onu söyleyeyim ben sana. şey <ol. gülüyor> Neyse şimdi dinleyiciler de yanlış anlamasın arkadaşlar. Biz aramızda biraz böyle şakalaşırız, severiz böyle şeyleri. Yani testçi arıyorum ya da test mühendisi arıyorum diye zaten hani o bir kafa yok. Çünkü benim için zaten herkes test mühendisi, herkes testçi. Şimdi çok sevdiğiniz bir kelime değil testçi ama herkes zaten test yapıyor. Hani bunu arada bir konferanslarda, seminerlerde söylediğimiz örnek vardır. Hani ilk insan dediğimiz Adem ile Havva'dan başlar bu test olayı. Elmayı yeme demiş, test etmişler. Ulan acaba doğru mu söylüyor? Hani ve fail etmişler. Hani tabii ki yiyerek elmayı, dünyaya gönderilmişler falan filan. Hani ilk insandan başlayan bir testçilik var bir inanışa göre. Bizde de o kafa. Herkes, yani benim için mesela... Herkes zaten doğuştan bir test yapıyor. Her şeyi test ediyor. Bizim aradığımız özellik yazılımı da test ediversin. Hani zaten test ediyorsun her şeyi. Tüm ömrün testle geçti. Sobaya dokundun, elin yandı, test ettin, ha sıcakmış falan. Yani oradan başlayan bir test şeyim var. Gel bir de yazılımı da test ediver. Ha bilmiyorsan bunun teknik tarafını, biz seni eğitiriz bu konuda. Eğitimi de alabiliyorsan zaten sen bu işe meraklı birisisin, ilgili birisisin. İletişim de yüksek, bu işin kralını sen yaparsın diyerek böyle noktamı koyayım şimdilik. Sena'ya laf kalsın ya da Ahmet sen bahset esas şeylerden, kendi anılarından, nasıl bize geldiğinden bahset. Ben ya şey aslında biraz bahsettim ama şeyi atladığımı fark ettim. Yani evet, stajda testle tanıştım ama
Sonra niye testçi olmaya karar verdim veya ne diyelim test mühendisi niye geldim ama niye kaldım? Açıkçası beni birazcık şey çekti. Yani ben bu işin gerçekten arkasının yeterince derin olduğunu fark ettim. Bunu fark ettikten sonra da aslında şeyi düşündüm hep. Yani ben yeterince üzerine düşersem teknik kabiliyetlerimi ve teknik ilgimi ortaya koyarak bu yönde gidersem gerçekten aslında çok da yapılmamış bir şey yapabilirim. Çünkü gerçekten çok az görüyorum. Yani hani o şey dedik ya neden developer olmayıp da testçi olsun insanlar. Birazcık belli bir seviyeye gelen developer olabilecek veya işte ne bileyim teknik bir iş yapabilecekken özellikle testi seçebilmek birazcık daha böyle şey gibi dervişlik gibi yani gibi geliyor bana. Dolayısıyla orada birazcık sıyrılabileceğimi fark ettim. Birazcık kalma sebebim buydu. Yani derinleşeyim ben kararını verme sebebim buydu. Özel bir soru sorayım o zaman hemen Ahmet. Yani moderasyon sende ama meraklı adam olarak soruyorum. Verdiğin karardan dolayı mutlu musun? Çok mutluyum. Açık söyleyeyim. Gerçekten mutluyum. Valla şey benim kim olduğumu boş ver. Açık açık şey. Gerçekten mutluyum. Ha, orada da işte şuna gireceğim. Açıkça size şunu söyleyeyim. Eğer şu an ben TestRio'da çalışmıyor olsaydım, belki de testçi değildim. Yani dürüstçe söyleyeyim. Çünkü belli noktalarda insan artık şeyi hissediyor. Yani başının tavana çarptığını hissediyor. Çünkü gelişim alanı bulamadığı noktalar olabiliyor. Özellikle Türkiye içerisinde ben uzun zamandır Barış Bey'i takip ediyordum zaten. Hayranlıkla takip ediyordum hatta öyle diyeyim. Bir yani sonuçta bilinen birisi bir yandan da. Ve onunla birlikte çalışmak, onun ekibinde olmak ve sizin tabii ki sizinle tanıştık sonradan. Güzel Benim için gerçekten çok, çok başka bir keyif. Yani şey tarafı da var bu işin. Yani işin samimiyet, o insani tarafı da var. Beraber belki de test değil de işte ne diyelim maden kazıyor da olsak belki aynı keyifle işimize devam edebiliriz. Ben de aynı keyifle o muhabbeti sizden aldığım için söylüyorum bunu. Ama dediğim gibi Testrio benim için önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü hem işimi yapıyorum, işimi severek yapıyorum ve de işimi her zaman ileriye taşıma fırsatım var. Sürekli öğreniyorum. O açıdan da memnunum. Güzel. Bir de çünkü şeye gireceğiz diye düşünüyorum. Bundan sonraki kariyer planları falan gibilerden bir şeylere gireceğiz gibi bir his var içimde. Orası ile ilgili de zaten senden bir şeyler isteyeceğim gibi geliyor. Ben lafı Tamam, gir. böldüm. Hemen girelim. Kariyer, bir testçinin kariyer planı nedir? Nasıl olmalı? Testle başladık. Ben bir testçiyim. İyi bir testçi nasıl olunur? Nasıl bir test mühendisi kişisi kendini nasıl geliştirebilir? Kariyer planını kim veya kimler çizebilir? Kimlerden faydalanabilir diyeyim. Sizden başlayayım. Ben mi gireyim buraya? Sena mı? Öyle dönelim yani sizden başlayalım. Ben gene o zaman başlayayım şeye konuşmaya. Ya açıkçası şey, şimdi ben kendim sizler gibi test mühendisi değilim. Hani sizlerin benden bu konuda bilgisi çok çok daha fazla. Yani ben bunun eğitimini veriyorum. Tabii ki birebir ben de yaptım bir sürü şeyler, testler falan oluyor ama mesela ben test otomasyonu yapmıyorum. Test otomasyonunu biliyorum. Nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini, neler dikkat edilmesi gerektiğini biliyorum ama birebir yapmadım şimdiye kadar. O yüzden mesela sen çok da ileridesin bende o konuda. Hatta Sena da çok daha ileride bende o konuda. Hani o konularda nasıl daha iyi olunur kısmını birazcık esasında size bırakacağım. Ben şunu söyleyebilirim sadece. Hani kariyer planı olarak nasıl bir şey çizilebiliyor diye. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım var. Almanya'da yaşıyor. Münih'te. Ve umarım onunla da bir podcast yapacağız zaten. Yaklaşık 11 yıldan bu yana manuel test yapıyor.
Yani 11 yıl manuel test yapmak için çok uzun bir süre olarak algılanıyor bizim ülkede şu anda. Şöyle bir şey düşünülüyor. İşte bir yıl manuel test yapayım, sonra otomasyona geçeyim, 2 yılda otomasyonda kalayım, ondan sonra hemen yönetici olayım. Şimdi açık konuşmak gerekirse böyle kariyer planlarını ben çok duydum. Hani yaptığım iş görüşmelerinde. Sizlerden duymadığım için çok açıklıkla ya da bizim şu anda ekipte çalışan hiçbir arkadaştan bunu duymadığım için çok rahat söyleyebiliyorum yüzünüze karşı da. Ama bunları duydum. Öyle bir hayal var insanlarda. Hani bir yıl manuel yeter. İşte sonra hemen otomasyona geçeyim. Piyasada adım duyulsun. Sonra hemen zaten ekip yöneticisi olarak bir yere zıplarım. Bakış açısı bu. Açık konuşmak gerekiyor. Sanki ekip yöneticisi olmak bir işi hiç yapmayıp insanları kırbaçlamak gibi bir şeymiş gibi. Öyle algılanıyor. Açık söyleyeyim bu arada. Hani ben junior developerken benim de hayalim böyle bir şeydi. İki yıl HTML keser, işte ASP yazar, database'e kod yazarım. Ondan sonra zaten takım lideri olurum kafası vardı bende de. Güzel hayaller tabii bunlar. Hani şey oluyor, gençken oluyor böyle hayaller. Şimdi kariyer planı çizerken gerçekten bu hani ilgi tarafı benim için hani önemli dedim ya. Test etmekten zevk almak farklı. Aynı testi yapıyor, aynı manuel testler üstüne koşuyor olmak çok farklı kavramlar. Aynı proje üstüne belli bir zaman geçirdiğinizde yılgınlık, bıkkınlık olması çok çok doğal, çok normal. Hani biz arada bir hani sizlerle de yaptığımız konuşmalarda özellikle performans konuşmalarımızda diyeyim. Şu anda Sena daha yaşamadı onu ama hani şeyi merak ediyoruz. Şu anda memnun musun bundan? Nasıl gidiyor? Ne yapmak istiyorsun? Tarafını konuşuyoruz aslında. Orada şeyi algılamaya çalışıyoruz. O yıpranma, aşınma, aynı iş yapmaktan dolayı gelen o sıkıntı başladı mı sende, başlamadı mı? Başladıysa sana yeni görevler, sorumluluklar atayalım ki farklı bir alana kaymaya başla, farklı sorumlulukların olmaya başlasın ki o sıkılganlık gitsin içinde. Çünkü ben de her Allah'ın günü gelip de aynı işi yapıyor olsam deliririm. Danışmanlığa geçme sebebim şirketlerin IT direktörlüğünü bırakıp da böyle bir macera atılma sebeplerinden bir tanesi de bu delirmedir zaten. Her gün aynı iş, aynı iş, aynı iş, aynı iş. Bir noktada bir insanın dayanabileceği noktayı geçiyorsun. Şu anda işte her iki ayda bir, her ay farklı şirketlerin binlerce problemiyle uğraşıyoruz. Benim için müthiş bir zevk bu. Hani sizlerle de öyle bir şey olmasın temenni ediyoruz tabii ki. Hepimize farklı işler gelsin, farklı sorumluluklar atansın. İşte yeni yeni böyle dışarıdan farklı garip görevler gelsin. Hani sır değil, dinleyici arkadaşlarımız da buradan duysunlar. İşte sizlere mesela şey diyoruz, hadi blog yazısı yazın. İşte hadi Ahmet, hadi bize podcast için yayın bul. İşte Aşan, hadi git bizim web sitemizi bilmem neresine ekle. Hani bunların hepsinin sebepleri bunlar esasında arkadaşlar. Hepimiz aynı işi yapmayalım. Farklı kanallarda öğrenimlerimizi, bilgilerimizi arttıralım tarafı esasında birazcık da. Kariyer planı için test uzmanı ya da test mühendisi başladın. 2 yıl sonra otomasyona geçersin. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra şöyle olursun diye bir hap bilgim ya da tavsiyem maalesef yok. Birazcık da insan isteğiyle ilgili. Hani test tarafında olup analize geçen, analizden de proje yönetimine geçen, hatta product owner'lığa geçen arkadaşlarım var. Hani bu bir kariyer peti. Test mühendisi olup test otomasyon tarafına çok ilgisi olan, oraya geçen ve gerçekten test otomasyon konusunda böyle şahane şeyler yapan arkadaşlarım var. O da ayrı bir kariyer peti. Bu birazcık dediğim gibi ilk o hani bizim içimizde kıvılcım vardı ya, bilgisayarı neden seçtik, yazılımı neden seçtik tarafı. Birazcık orasıyla ilgili. Hani yönetim tarafı ya da business tarafına kaymak istiyorsanız test tarafından analize, oradan proje yönetimine ve product owner'lığa geçebilir. Test mühendisliği, manuel testten sıkıldığınız noktada yavaş yavaş otomasyona başlayıp işte yazılım tarafıyla beraber test dalını güçlendirip test otomasyoncusu olabilir. İyi bir test otomasyoncusu olabilirsiniz. Oradan tabii ki yani yıllarla beraber tabii ki ekip yönetimine, takım yönetimine geçişler var. Şu anda gördüğüm örnekler bunlar olduğu için bunları verebiliyorum.
Fena, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ama mesela yani, hayır, böyle yani... sen kim olmak istiyorsun? Hani... yani ben yazılım testine otomasyon ve manuel olarak ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü manuel, yani otomasyon testi yapmak için öncelikle bir manuel test de yapmamız gerekiyor. İşte bu testin tasarımının yapılması, senaryonun işte hazırlanması, dataların oluşturulması ve ekranda insanın kendi gözüyle görebileceği kısımları otomasyon atlayabiliyor çünkü. Yani bunları o yüzden manuel test ve otomasyon bir bütün olarak ilerlemesi gerekiyor bence. Hani peki bir yazılım test mühendisinde otomasyon mutlaka olmalı mı? Bence hani must to have değil ama nice to have olacak bir şeymiş gibi geldi. Çünkü bazı şeyleri biz manuel olarak test edemeyiz. Yani bunlar performans testi, stres testi, yük testi, hacim testi. Bunları manuel test etmek imkansız şeyler. Bu yüzden bir otomasyon aracına mutlaka ihtiyacımız var. Ve bence manuel test yapanlar da hani kendilerini bu konuda geliştirirlerse kendilerine katacakları bir artı olacaktır. Mesela o yüzden ben de şu an çalıştığım projede bence bir performans testine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve onunla ilgili araştırma yapıyorum şu an. Hani kendim öğrenmeye çalışıyorum bir şeyleri. Müthiş. Bravo. Valla yani abi görüyorsun. Bak evet. Sena ne kadar olmuştu başlayalı. Tamam ben programı direkt kapatıyorum. Sena çok yükseliyorsun. Direkt söylüyorum yani. Teşekkür ederim. Benim 6 ay oldu Ahmet, başlayalım. Ya, ama Testrio'nun bana burada gerçekten katkısı çok büyük. Bootcamp eğitimiyle başladım. Her zaman beni geliştirmek için, benim daha iyiye gitmem için her zaman bana yol gösterdiniz. O yüzden herkese teşekkür ederim. Ahmet, sana da, Tolga Bey size de ayrıca teşekkür ederim. Valla biz bir şey yapmadık. Yani ilgi tarafı. Yani Ahmet'in sağlığını biliyorum ama ilgi tarafını unutma. O senin de çok şeyin var, katkın var. Birbirimizi yağlamamız bittiyse arkadaşlar şeye dönmek şey tarafında çok güzel laf Sena, hani manuel, yani otomasyon olmazsa olmaz mı, işte mutlaka olmalı mı tarafında güzeldi. Manuel olmadıktan sonra otomasyon pek bir şey çıkmıyor. Evet. Yani çok iyi, kesinlikle. Yani bunu biz firmalara kabul ettirebilsek Türkiye'de gerçekten test adına güzel şeyler çıkacaktır. Kesinlikle. Peki, kariyer nasıl biter testçinin kariyeri? Nasıl başlar? Yok, o değil. Bu gerçek bir soru değil. Şey devam edelim. Yani bu yolda kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Ne bileyim, eğitim olur, işte bir, herhangi bir işte kitap, bir takip edilecek birisi falan var mı, öyle bir önerileriniz? Benim pardon Sena, buyur. Yok buyurun Tolga Bey. Yok senin daha çok söylemen lazım burada çünkü evet. Hani artık kendimi girişince bir şey söyleyeceğim. Vereceğim onlarca örnek var ama önce senden duyalım. Ben meetup'ları takip etmeye çalışıyorum daha çok. İşte bazen mesaiden dolayı yetişemiyorum ama yine de hani katılmak için takip ediyorum onları. Udemy'den eğitimler izliyorum. Yani bir de vizyonumuzu bence geniş tutmamız gerekiyor bu tür konularda. Eğer sadece şu an çalıştığım projeye yönelik olan araştırmaları yaparsam, bu proje bittiği anda benim tek yeteneğim bu projede ihtiyaç duyulan kısım olacak. O yüzden her şeyden bilgim olsun. Çok büyük deneyimler olmasa da kendim evde ufak tefek deniyorum. Ama bir alanda da uzmanlaşmayı hedef koyuyorum kendime. Bu yüzden de mesela Udemy'den JavaScript'te çalışıyorum. Murat Coşkun'un eğitimini aldım. Onu dinliyorum. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Ve zaten internette bu konuda bir sürü bilgi var. Yani aklıma takılan bir şey olduğunda mutlaka benden önce birinin aklına o soru takılmış zaten. Ve bilgiler önüme çıkıyor. Onları okuyorum ve kendimi o şekilde geliştiriyorum. Blog postları takip ediyorum. Ama verebileceğim isim hani yok. Çünkü dediğim gibi aklıma takılan soruyla birlikte karşıma çıkan yazıları okuyup videoları izliyorum. Süper. Çok güzel. Ya benzer bir şekilde yaklaşıyorum esasında ben de. Hani şey tarafı zaten bizde mecbur. Hani biz aynı zamanda bir de eğitimciyiz. Hani eğitimler veriyoruz. Sertifikalı eğitimlerimiz var ve gerçekten bizim her hafta kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapmamız şart.
tutup da hala insanlara hani ne bileyim 2010'lu yıllardan örneklerle eğitim verilemez. Özellikle IT dünyasında. Hani güncel şeylerle anlatmak zorundasınız birçok şeyi. O yüzden hani benim mesela cumartesi ve pazarlarım tamamen kendimi eğitmekle geçer. Eğitim de ne? Aynen Sena'nın dediği gibi yani internet üzerinde bulunamayacak bir şey yok. Kitabından Udemy ya da Coursera eğitimlerine, işte TED'in blog yazıları hani o olabilir. Amazon'dan yani büyük bir nimet Kindle. Amazon'dan olmayacak kadar, dünya kadar kitap. Bunların işte okunup işte özetlerin çıkartılması. Yani bunlarla kendimi geliştirmek. Gerçekten işin uzmanı artık tabii ki hani bunu çok kullanıyorum ama yaşla beraber işin uzmanı birçok arkadaşım var artık. Hani belli bir yaş seviyesinde, aynı yaş seviyesinde olduğumuz için arkadaş artık bunlar. Hani onlarla gidip bir kahve içmek, işte iki bira içmek, hani burada bir şeyler öğrenmeye çalışmak, bilgi paylaşmak gerçekten beni geliştiriyor. Direkt şu isim, şu site diyemeyeceğim. Ama hani test konusunda nasıl kendimi geliştiririm sorusunun cevabı ISTQB'nin sitesine girsinler ya da Testerio'nun sitesine girsinler. Bence daha iyi. Blog yazılarımıza baksınlar. Orada dünya kadar kaynaklarla beraber bazı şeyler anlatmaya çalışıyoruz aslında. Hani oradaki kaynaklardan faydalanabilir arkadaşlar. Onun dışında hani bu işe yeni girecek junior arkadaşlar bize başvursunlar. Bir bakalım. Belki bootcamp'e girmeye hak kazanırlar. Gelirler orada zaten gerekli eğitimleri de tekrar orada vermiş olacağız. Şu an nereden başvurabiliyor arkadaşlar? LinkedIn'imiz aktif miydi? LinkedIn'de var bir şeyimiz. Kariyer.net'te var bir ilanımız. Olmadı, bizim web sitemiz zaten testerio.com'da zaten var. Hani iş başvurularını ya da oradan işte özgeçmişlerini yollayabilirler bize. Direkt benim önüme düşecek. O yüzden rahat olsunlar. Hani şurada beni tanıdılar en azından bilmeyenler de. Oradan bir bakalım bence. Son bir soru sorayım. Biraz tersten sorayım. Bir tane CV düştü önünüze. Hı-hı. Bir şey gördünüz orada, hemen kapattınız. Bakmam. Ne o? Ne o? Bakmadınız bile yani. Nedir o gördüğünüz şey? E-posta adresi cimcime712@hotmail.com. Güzel. Çok açık. O var mıdır ya? Var mı bu gerçekten? Ben elime gelen mailleri vesaireleri sizlerle paylaşmıyorum ama çünkü hani etik değil bunları paylaşmak. hani neler var arkadaşlar, aklınız durur. Bu şeyde özellikle şeyi söylüyorum. Hani iletişim dedim ya ilk başta. Ben iletişime dikkat eden, önem veren birisiyim vesaire dedim ya. Hani mesela şeye de bakıyorum. Kullanılan dil, yazı dili. Burada grammar nazi demek istemiyorum ama hani var o bende birazcık. D'yi da'yı ne yapmış, ne etmiş? Cümle kurumu nasıl? Derdini nasıl anlatabiliyor? Ya bunlara bakıyorum açıkçası. Ya şu da var. Şimdi sen test uzmanı olmak istiyorsun ama senin CV'nde daha bug var. Tam olarak bu. Yani değil mi? Birazcık sanki o biraz gıcıklar yani. Biraz titiz olmak lazım belki de. Test. Yani evet, o bizi kesinlikle yani o çünkü çok kulak tırmalıyor, çok batıyor maalesef. Yani o kesinlikle rahatsız ediyor beni. Bir böyle irkiliyorum açıkçası. dediğim gibi hani e-posta adresi gerçekten abuk subuk olan çok özgeçmiş var elimde, geldi. Yani üzgünüm, hani bu haksızlık değil. Birazcık orada dikkat etmelerini rica ediyorum arkadaşlarla. Zamanında ben bu konuda böyle devasa bir tweet dizisi yazmıştım. Bayağı böyle şey oldu, koştu. Bu arada özür diliyorum. Arkadan böyle garip sesler geliyor. Köpeğim şu anda bir kutu aldı, onu yiyor. Yemek yapıyor galiba mutfakta. Şu anda kutuyu aldı, onu yemekle meşgul. Kusura bakmasın arkadan. Yok, bayağı bir insan gibi böyle bir ses geliyor. Yok, sorun değil. Rahatsız etmiyor. Bu arada bir de galiba YouTube'da bir video var. Neydi o videonun başlığını hatırlamıyorum ama bu Katü'de CV ile ilgili. Aa, doğru. Belki doğru. Onu dinleyen dinleyicilere iş başvurusu yapacak
olanlara, CV hazırlayanlar için bir rehber olabilir. Tamam, bunu hatırlıyorum. Kötüdeki konuşma şey, kodla kodla nokta. Kodla Joe. Aynen, kodla Joe'daki, kodla Ko'daki bir konuşmam. YouTube'da Tolga'nın varıp yazılırsa çıkar mı? Belki de çıkar. Çıkar. Şöyle bulunabilir. Aynen öyle. CV hazırlamakla ilgili bir videosu var Tolga Bey'in. Onu da belki de izlemek isteyenler olabilir. Belirtmiş olalım. Teşekkür ediyorum ikinize de. Tam adı da bilgi teknolojilerinde ekip olabilmek videonun adı. Hani oradan bulabilirler belki arkadaşlar. Orada zaten bu garip e-posta adreslerinin örnekleri var. Gerçek örneklere, gerçek hayattan. Tam olarak öyle. Süper. Teşekkür ediyorum. İkiniz de çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Belki devam ederiz. Belki yani daha derinlemesine daha konuşabiliriz. Belki sorular gelir. Onun üzerine gideriz. Bugünlük süremizi doldurduk. Ben çok teşekkür ediyorum ikiniz de arkadaşlar. Dilinize sağlık, elinize sağlık. Çok sağ olun her şey için. Rica ederiz. Ben de teşekkür İkinizi ederim. İkinizi de bu podcast yaşınları daha da sık görmek isteriz. Yani belki farklı bir konuda daha devam ederiz. Neden olmasın? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.